Önemli olan bir şeyleri tercüme etmek değil. Anlamın tercüme içinde kaybolma olasılığı bana göre %90'larda. Hani telefonları şimdi ne yapmaya çalışıyorlar? User friendly. Aslında tahkime gidenlere user friendly bir ortam yaratmaya çalışıyor. Sözleşme hukuku, fikri hukuk, tabii sürü dersler aldım. Alternatif uyuşmazlık çözümleri en çok nerede zorlandın dersen, legal reasoning ve writing dersinde zorlandım ben. Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Bu bölümde konuğum, İstanbul Hukuk Fakültesi'nde uzun yıllar öğretim üyeliği yapmış olan Avukat Doktor Ayça Akkayan Yıldırım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ben kendisini geçtiğimiz Haziran ayında Genç Hukukçu'ya e-postalar projesiyle tanımıştım. Hem akademik kariyeri hem de avukatlık tecrübesi nedeniyle kendisiyle konuşulacak konu sayısı bir hayli fazla. Ancak bugün Ayça Hoca ile yalnızca karşılaştırmalı yöntemi, hukuki yazım metodlarını ve akademik kariyerinden hareketle avukatlık tecrübesini konuşacağız. Ancak öncesinde bahsetmek istediğim bir konu var. Hukukçuların bilgi kaynaklarını her mecrada günlük olarak elle takip etmesi bir hayli zor. Lexpera bunu kolaylaştıran kişiselleştirilmiş bildirim oluşturma özelliğine sahip. Böylelikle örneğin belirlediğiniz bir arama terimi ile ilgili yeni çıkan içtihatları her gün e-postanızda bulabilirsiniz. Bu vesileyle Hukuk Atölyesi Podcast'in sponsorluğunu üstlenen Lexpera'ya teşekkür ediyorum. Hocam sizi tanımama da vesile olan Genç Hukukçu'ya e-postalar projesiyle başlamak istiyorum. Bu projeyi neden oluşturdunuz? Bunu özellikle sormak istiyorum çünkü görebildiğim kadarıyla projenin içerisinde yönteme ilişkin birçok yazı bulunuyor. Ve buradan hareketle sormak istediğim bir başka soru da yöntem sizce neden önemli? Öncelikle sözlerime başlamadan önce Furkan Bey size özel olarak teşekkür etmek isterim davetiniz için ve bu sohbet fırsatı için. Genç hukukçuya postalar nasıl başladı? Şimdi bugüne kadar hep bir değişim var, değişim yaşıyoruz. İşte meslekte, hukuk eğitiminde, her alanında diye konuşuyorduk. Sanırım son 6-7 ayda öyle değişimler yaşadık ve öyle durumlar ile karşılaştık ki sorgulama hani yapanlar var idiyse bile bu değişimin artık ondan vazgeçmişlerdir diye düşünüyorum. Bu bakımdan bu projede aslında biraz o dönemdeki farklı değişimlerin verdiği zaman fırsatlarını değerlendirerek ortaya çıktı diyebilirim. Ve hukuk eğitimi ve meslekte yaşanan değişimlere, gelişmelere, bunların ihtiyaç duyulan hukukçu formasyonu üzerindeki etkilerine ilişkin paylaşımlar yapmak üzere yola çıktım açıkçası. Ve hep şunu düşündüm, yani ben bir tavsiye vermeliyim. Bakın şunları yaparsanız şu olur ya da ben bunları yaptım, bunlar da doğrudur. Bunun kesinlikle böyle olmadığını ifade etmek isterim. Çünkü herkesin kendine göre şartları olduğunu ve özel olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan bir başkasının geçmiş olduğu yollar, yapmış oldukları size ancak bilgilenme vasıtası ve örnek teşkil edebilir. Sizin izleyeceğiniz bir yol olarak algılanmamalıdır. Kendi paylaştıklarım genelde gerçekten yaşadıklarım, gözlemlediklerim. Sadece tabii benim perspektifimin yetersiz olduğunu bildiğim için aynı zamanda konuklar almak üzere de projeyi yapılandırdım. Ve böylece çok daha farklı gözlerden, çok daha farklı tecrübelerden insanların ve genç hukukçuların temel olarak elbette faydalanmasını planladım. Yönteme ilişkin dediğiniz gibi çok fazla yazı ya da paylaşım oldu ya da aralara sıkışan belki paragraflar, cümleler oldu. Neden? Çünkü aslında yöntem her şey. Yöntem dediğimiz netice itibariyle belirli bir sonuca erişmek için izlediğimiz yol. Ve ne yaparsanız yapın, yöntemsiz ilerlerseniz savrulursunuz. Hukukta yöntem de hukuksal
akıl yürütmenin yolu olduğuna göre, hukukçu gibi düşünmenin yolu olduğuna göre, aynı zamanda bunun paralelinde de netice itibariyle önümüze bir hadise geldiğinde değerlendirmemiz evet bir noktada ilk etapta gerekli olan ama aynı zamanda bir araştırma yapmamız ve o çerçevede de bu değerlendirmelerimizi zenginleştirip ortaya bizim sonucu koymamız gerekiyor. Bu tarafta da bir araştırma yöntemleri de demek ki hukukçunun aslında yani sadece akademisyenin değil uygulamacının da çok önemli bir aracı. Bunu da vurgulayabilmek yani tamamen başarının sırrı bence yoktur ama bir sır varsa yöntemli olmaktır diye düşündüğüm için yönteme ağırlık vermeye çalıştım diyebilirim. Şu an avukatlık yapıyorsunuz ama bunun öncesinde İstanbul Hukuk Fakültesi'nde uzun yıllar öğretim üyeliği yaptınız. Buradaki öğretim üyeliği tecrübenizin tabii internette de yansımaları var. İnternette size ilişkin birçok olumlu yoruma şahit oldum. Yani benim anladığım öğrencilerinizle çok iyi bir iletişiminiz var. Siz öğrencilerinizle nasıl bu kadar iyi iletişim kuruyorsunuz? İstanbul Hukuk Fakültesi'nin maceranızdan, oradaki tecrübenizden hareketle neler söylersiniz? Yine ilk şunu söyleyeyim samimi olarak, bu konuda da bir sırrım yok. Ama genel anlamda insanlara dostça davranmak beni mutlu ediyor. Yani bu benim kişilik özelliğim. Mümkün olduğunca da açık fikirli ve duyarlı olmaya çalışıyorum her alanda, yaşamımın her alanında ama. Bu kişisel özelliklerim ve tercihlerim sanırım öğrencilerimle olan ilişkilerimde de her zaman bir yansımasını buldu. Sanırım bunu bilinçli olarak ilk etapta hani kişisel bir yaklaşımla başlasam bile bilinçli olarak devam ettirdim. Çünkü sonuçlarını gördüm. Yol göstermek ya da bakın şöyle şeyler de var dediğimde bununla ilgili hiçbir fikri olmadığı için hiçbir aksiyon almayacak kişilerin çok farklı şeyler yapabildiğini gördüm. Bu yüzden de bir etkileşim içinde devam etti bu ilişkiler diyebilirim. Yine öğrenciyle iletişim açısından beni de etkileyen hususlardan bir tanesi de Doğan Cüceloğlu hocanın öğretmenler için sarf ettiği bir öğretmen öğrencisiyle öğretmen öğrenci rolleriyle değil insan insana iletişim kurmalıdır lafı olmuştu. Zannediyorum bu ilişkiyi siz de kendi öğrencilerinizle bugüne kadar sürdürmüşsünüz. Teşekkür ediyorum. Akademik kariyerinize ilişkin merak ettiğim husus, bunu her konuğuma özellikle sormaya çalışıyorum hocam. Bir kitap okudum, bir hocayla tanıştım, akademik kariyerim değişti dediğiniz kitap ve hocalar var mı? Kendilerinden farklı bakımlardan çok önemli şeyler öğrendiğim hocalarım bir değil birden fazla. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bu anlamda da hep şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Hem öğrencisi olduğum, hem birlikte çalışma şansı elde ettiğim hocalarım, yani akademisyen olarak ve şu anda da farklı vesilelerle birlikte çalışabildiğim hocalarım çok değerli ve başarılı kişilerdi. Bu bakımdan yolumu bulurken sağlamış oldukları katkıları gerçekten çok değerli. Bir iki isim verebilmem mümkün değil. Yani verirsem kendim tekrar hani o detaycılığımla üzüntü duyarım. O zaman ben konuyu biraz daraltsam, mesela karşılaştırmalı yönteme ilişkin zannediyorum Max Planck Enstitüsü'nde bir tecrübeniz var. Orada araştırmacı olarak çalıştınız. Orada bu yönteme ilişkin etkilendiğiniz hocalar oldu mu? Şunu söyleyeyim, bir blog postumda da zaten paylaşmıştım. O dönemin direktörlerinden olan mesela Profesör Bazedo kesinlikle yaklaşım olarak beni etkiledi. Yani olaylara yaklaşımı, ele alması, analizi. Kitap hocam zikredebilir miyiz? Hocalar dışında yani bu yönteme ilişkin olabilir, karşılaştırmalı metot olabilir ya da hukuki yazım yöntemlerine dair olabilir. Konuk olarak diyeceksin ki her şeye böyle yuvarlak cevap veren bir konuğum var. Ama kitap zikredeceğim. Bundan evvel şunu söyleyeyim ancak. Amerikalı bir yazar eleştirmen var. Edmund Wilson. Her zaman hatırladığım bir sözü var. Sözün şeyi şu, yani aslı diyor ki "No two persons ever read the same book." Bu sözün özgün hali, orijinali. Mealen diyor ki iki kişi asla aynı kitabı okumaz.
Yani çıkarımlar, yorumlar, kime ne tavsiye edersen et, kendi birikimine göre, kendi beklentilerine göre olacağı için çok fazla okuyan biri olmakla birlikte kitap önermem genelde. Ama yönteme ilişkin eserlerden zaten hani bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar bizim dilimize dilimizde olanlar diyeyim. Elbette ki mesleki kütüphanelerini onlarla oluşturmaya başlamalarını öneririm. Bu bakımdan Profesör Hirsch'in pratik hukukta metodunu hiç tereddüt etmeden söylerim. Onun dışında Profesör Karayalçın'ın, Profesör Seroza'nın metot kitaplarını bana kalırsa mutlaka edinsinler ve bunlar üzerinde çalışsınlar ve şöyle bir şey değil bunlar. Ben bu kitabı okudum. Bunlar öyle kitaplar değil. Bunları ilk okuduğunda ona vereceği ne diyelim, onun yapacağı çıkarımlar ile bundan 10 yıl sonra yapacakları çok farklı olacak. Bu bakımdan bunlar onların kenarda kalacak rehberleri. Bu arada Furkan, şöyle bir şey sordun ya demin. Bir hocayla tanıştım, kitap okudum, akademik kariyerim ya da mesleki yönlenmem değişti diyeceğim biri ya da bir kitap var mı diye. Bir olay var mı diye sorarsam var. Mezuniyet belgemi almaya gittiğim gün, İstanbul Üniversitesi'nin merkez kampüsünü bilenler bilir, rektörlük binasının girişinde böyle sütunlar vardır. Sütunlardan birinin üstünde A4 kağıda basılmış bir, bu 1416 sayılı kanunla Milli Eğitim Bakanlığı lisans üstü eğitim için burslu olarak yurt dışına öğrenci gönderecektir ilanını gördüm. Ve son günmüş. Yani başvurunun son günü. Yani ne bursun mahiyetini biliyorum, ne nereye gidilir, ben ne yaparım, ne yapmak istiyorum, niye gidiyorum. Yani bunlar hani yöntem diyoruz da sen her şeyi çok yöntemli mi yaptın dersen, hayır. Ama bundan tabii ki geriye dön, 23 yıl evvelden bahsediyorum, 1997 yılında. Ve bunun son günü gidip Cağaloğlu'na oradan yürüyüp Kapalı Çarşı'dan, orada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan form alıp, oradan Eminönü'ne yürüyüp bankada para yatırıp, geri dönüp formu doldurup orada bir bankın yanına çömelerek. Yani bazı şeyler hayatta bence şans. Şansı ve şöyle değerlendiriyorum ben. Hazırlıkların önüne gelen olaylarla örtüşüyorsa iş iyi gidiyor. Hiç aklınızda yok muydu hocam o burstan yararlanmak ya da bu şekilde yurt dışına, bilmiyordum. Yurt dışına eğitim için herhangi bir böyle planınız? Öyle bir planım da yoktu çünkü bir, yani öyle bir maddi şeyi, imkanı karşılayıp da benim yurt dışına, yani bir şeyleri hayal edebilmen için sadece teknik olarak faydalı olması yeterli değil. Koşullara, maddi koşullara vesaire birçok şey olması gerek. O yüzden zaten her zaman diyorum, birinin izlediği o sana uygun olmayabilir çünkü senin realitelerinle örtüşmeyebilir. Siz üniversite hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra biraz önce ifade ettiğiniz o 1416 sayılı bursa ilişkin ilanı görüp Amerika'da yüksek lisansınızı tamamladınız. Sonrasında 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olduğunuz bir dönem var. Ve ardından doktoranızı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayıp İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı'nda uzun yıllar öğretim üyeliği yaptınız. Sormak istediğim şey şu hocam. Bir medeni hukukçu için hep önerilen İsviçre'de ya da Almanya'da bir lisansüstü eğitime başlamak. Orada lisansüstü çalışmaları sürdürmek. Ama siz yüksek lisans eğitiminizi Boston'da Anglo-Amerikan sisteminde yer alan bir okulda yaptınız. Bu anlamda bir medeni hukukçu olarak orada böyle bir eğitimi tamamlamış olmak size ne kattı? Sadece o anda medeni hukukçu olarak, yani o kariyer dilimine değil, ondan sonra da, yıllar sonra da bazı planlı ya da planlı olmayan kişisel ve mesleki birçok bakımlardan bana kapıyı açtı bu farklılık diyebilirim. Mesleki anlamda hiç tereddütsüz mesleki dil yeterliliğimi geliştirdi. Ve o global hukuki düşünme dediğimiz, yani farklı bir bakış açısını kazandırdı diyebilirim. Ha, bunu Almanya'ya ya da İsviçre'ye gitsem kazanamaz mıydım? Elbette kazanabilirdim.
şu perspektiften bakarsan, sen alıp sadece Amerikan hukuku şurada, Türk hukuku burada, bir medeni hukukçu olarak bu şekilde yürür mü? Bence soru bu şekilde sorulması uygun değil zaten. Sözleşmeler alanından bakalım. Bir borçlar hukukunun, değil mi, parçasıdır ve bir medeni hukukçunun işidir. Şu anda bu kadar değişiyoruz, globalleşiyoruz derken hiç tereddüt yok ki en çok işimize yarayan, kullandığımız bu ortadaki alanda sözleşmeler hukuku. Hiç tereddüt yok. Bir küçük yine aklıma gelen düşünürken şey söyleyeyim şimdi. Yakın zamanda İsviçre Milletler Arası Tahkim Kanunu'nun, ki bu işte İsviçre Milletler Arası Özel Hukuk hakkında kanunun bir bölümü. Burada bir değişiklik yapıldı. Ve parlamento bunu 19 Haziran 2020'de çok yakın yani onayladı değişiklikleri. Değişiklikler de 1 Ocak 2021 itibariyle şimdi yürürlüğe girecek. Bu değişikliklerden en önemlilerinden bir tanesi, hani konumuzla ilgili olduğu için söylüyorum bu dil yeterliliğiyle. Bu arada bir parantez açayım, hani boşluk kalmaması için. İsviçre'de bir hakem kararını, mesela iptaline ilişkin talebi İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi önüne götürüyoruz. Şimdi diyor ki bu kanun değişikliği, bu parantezi kapayalım. Yapılan bu değişiklikle diyor, İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi'ne yapılacak yazılı iptal veya sair değişiklik talepleri hakem kararlarına ilişkin İngilizce olarak da sunulabilir. Yani tarafa, yani hakemsin, hakem kararı çıkarmış, sen bir taraf avukatısın, diyelim ki iptal isteyeceksin, federal mahkemeye başvuru yapıyorsun, iptal başvurusu. Ulusal bir mahkeme. Esiş. Aynen öyle, ulusal bir mahkeme. Aynen. Şeyleri belli, evet. Dilleri belli, değil mi? Sen ne yap? İngilizce sen diyor, başvurunu yapabilirsin. Ama diyor mahkeme kararını resmi dillerden birinde verecektir. Şimdi bu İngilizce başvuru yapabilirsin niye diyor? Hani telefonları şimdi ne yapmaya çalışıyorlar? User friendly ya da işte şeyleri. Aslında tahkime gidenlere user friendly bir ortam yaratmaya çalışıyor. Neden? Çünkü diyor ki ben bu alandaki şeyimi arttırayım. Ama bunu yaparken ne gerçeğinden yola çıkıyor? İngilizce artık uluslararası ticari ilişkilerde kullanılan dil diyor. Avukatlık kariyerinize ilişkin bir şeyler sormak istiyorum hocam. 2017'den bu yana Türkiye'de avukat olarak, baroya kayıtlı bir avukat olarak, Amerika'da ise lisanslı bir danışman olarak görev yapıyorsunuz. Daha öncesinde de akademik bir kariyeriniz var. Sormak istediğim, akademik bir perspektife sahip olmak size avukatlık kariyerinizde neler kattı? Akademisyenliğin bu her ikisi bakımından da artısı, hiç tereddütsüz bence araştırma ve yazmadaki, oradaki harcadığın çabalar burada avukat olarak kesinlikle karşılığını buluyor. Şunu da yine parantez içinde söyleyeyim. İstanbul hukuk şöyle bir avantajı vardır. Hiçbir hoca, yani istisnalar elbette olabilir ama uygulamadan çok kopuk değildir. Herkes uygulamayı bilir. Bir şekilde mütalaa vermek suretiyle ya da bilirkişlik yapmak suretiyle uygulamayla bir şekilde aşırı neşirdir. Netice itibariyle ticaretin göbeği bir yer ve bütün uyuşmazlıkların, sorunların da bir noktada gelip buluştuğu bir yer oluyor. Bu bakımdan tabii ki işinin en uzmanı olana gelip danışmak da işin herhalde doğal akışı içinde oluyor. Hani oralardan sadece teori okuyup teoriden ilerleyen bir bakış değil, oradan ta farklı bir vizyonda almış olduğumu söyleyebilirim hocalarım sayesinde. Ama bir avukatın literatürün taraması, bilimsel yazma yöntemlerini içselleştirmesi gibi noktalarda kesinlikle kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başı sonu belli olmayan, ne dediği belli olmayan, neyi söylediği, niye bunu alıntı yaptı, bunu niye burada söylerken 5 sayfa sonra başka bir şey söyledi diye, yani bazen saatler harcanarak anlanmaya çalışan dilekçelerle karşılaşılıyor. Şu bir eleştiri olarak, hani mizahla açmıştık şeyi,
mizahi olarak şöyle bir eleştiriyle bazen karşılaşıyorum. Biraz kitap gibi olmuş yazdığın. Ama onların hepsinin gerekli olduğunu düşünüyorsun ve duruma göre bazen atıf yapıyorsun, bazen görüşün zaten o yönde olduğu için görüşünü o şekilde beyan ediyorsun. Kesinlikle araştırma yazma diyorum farklılığı yaratan. Hocam Türkiye'de bu eleştiriyi ben de almıştım kısa avukatlık tecrübem içinde de. Merak ettiğim Amerika'da da benzer bir eleştiri var mı, yoksa orada yani bu mizahi yaklaşımla karşılaşmadınız mı? Çünkü orada hani hukuk dilinin kullanımı daha formal ve böyle belirli bir biçim içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor. Türkiye'de biraz genel kalite maalesef düşük olduğu için bu eleştiri yöneltiliyor, ama Amerika'da durum nasıl acaba? Amerika'da hukuk icra eden, yani burada lisanslı avukatlarla da farklı sebeplerle çalışıyorum ve onların nasıl iş yaptığını biliyorum. Gerçekten öyle. Aşırı atıflı, research'ü yani araştırması çok derin ve külliyatlı şeyler hazırlıyorlar. Özellikle önemli işlerde hiç tereddüt yok. Bu bakımdan burada kesinlikle o bir eleştiri konusu olamaz. Ama bizim yaptığımız iş bakımından şunu söyleyebilirim. Biz netice itibariyle bir Amerikan mahkemesine iş yapmıyoruz. Bir noktasından Türkiye ile ve Türk hukukuyla bağlantısı olan hukuki uyuşmazlıklarda şey yaptığımız için işimizin çok büyük bir kısmını, yani icraî kısmı Türkiye'de ve bizim koşullarımızda yapılıyor ve orada da biliyorsunuz yani çalışıyoruz filan. Onun için hani yine oradaki şartlara dönmüş oluyoruz. Yani eleştiri ise yine eleştiri var. Zaten Furkan'cığım şunu söylemem lazım. İlk başta ders hani yöntemden geldik, bak her şey aslında yönteme bağlanıyor. İlk LLM için geldiğimde sözleşme hukuku, fikri hukuk, tabii sürü dersler aldım. Alternatif uyuşmazlık çözümleri, en çok nerede zorlandım dersen, legal reasoning ve writing dersinde zorlandım ben. Çünkü daha evvel, yani ki hukuk fakültesinden yeni çıkmış biri de olduğum için belki biraz yıllanmış olsaydım farklı bir bakışım da oluşmuş olabilirdi, ama böyle tam olarak araştırma ve yazma bizim fakültede özel olarak üzerinde durduğumuz bir şey değil lisans düzeyinde. Bu bir gerçek. Yüksek lisansa geçtikten sonra bir araştırma teknikleri dersi alırsın ilk yılda. O da genelde şöyle yapılır. Git bir ders ödev hazırla. Bak şu da yönetmeliği bizim enstitünün. Buna uygun atıflarını ver. Şekli şartları sağla. O ödevde bir şeyleri tutturdu. Yani bu bir süreç. Sizin benim özellikle yani bu soruya verdiğiniz cevaptan anladığım şey, avukatlar açısından da metodik düşünmenin, metodik çalışmanın ne kadar önemli olduğu. Hirşesiz atıf yaptınız. Benim de çok sevdiğim bir sözü var o Pratik Hukukta Yöntem kitabı içerisinde. Diyor ki her hukukçu metotlu çalışmayı bir vatan borcu bilmelidir. Müvekkilinin işini baştan sağma gören bir avukat yalnız onu zarara sokmuş olmaz. Ondan çok daha kötüsü bütün milletin hakkı olan inancını da sarsabilir. Bu anlamda yalnızca akademik kariyere sahip olanların değil, aynı zamanda avukatların da metodik düşünmeye ve çalışmaya ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz zannediyorum. Hocam yazıma geçmek istiyorum. Yazıma özel bir ilginizin olduğunu biliyorum. Bir hukukçu yazılı dilde kendini ifade ederken nasıl hareket etmelidir? Siz kendi tecrübelerinize dayanarak neler söyleyebilirsiniz? Şöyle düşünüyorum. Gerçekten siz dil hakimiyeti, uygun üslup ve daha sonra da redaksiyon dediğimiz yani editing yapacaksınız ki ortaya gerçek anlamda parlamış bir mesleki yazma faaliyeti çıksın. İlk başta tabii ki bilgi birikiminiz, burada düşüncelerinizi ve yaptığınız araştırmaları düzgün organize edip tutmuş bir araya getirmiş olmamak hiç tereddütsüz bir ön şart. Ondan sonra da bunu nasıl yansıttığınız, dile hakim misiniz? Ne yazıyorsunuz? Nasıl bir üslupla yazacaksınız? Şimdi dava dilekçesi yazarken kullandığınız üslupla, hayır birine bir mütalaa verirken kullandığınız üslup aynı değil. Birinde bir tarafı tutuyorsun, değil mi? Bir taraftan kendini şey yapıyorsun ve diyorsun ki bu haklı, zira şu sebeplerle. Ya da bir karar yazarken bir hukukçu, bir hakim, bu karar bu kadar yazmış gerekçeleri ama sonuçla bu gerekçeler tutmamış demen de mümkün. Hani bir sonuç veriyor ama eğer oradan buradan kopyala yapıştır yaparsa gerekçelerini, o sonuç bir anlam ifade etmiyor. Bu bakımdan hani hem dile hakim olmak, hem ne konuda ve kime hitaben yazdığını bilip
ve doğru değerlendirip diyelim uygun üslupla yazmak, hem de kapattıktan sonra onu mümkünse üzerine birazcık süre koyup sonra tekrar ele alıp redakte etmek, bu bence aşamalardan geçerek tüm, bu herkes için geçerli. Yani yazılı olarak kendini ifade eden herkes için geçerli ve gelişebildiğine inanıyorum bunu. Benim şahsi gözlemim, yani biz de redaksiyon aşamasına gelince genellikle usanmış oluyoruz. Çünkü hukuki yazıma o kadar uzağız ki herhangi bir şeyleri yazılı olarak ifade etmeye. Yani redaksiyon belki yazımın en önemli aşamalarından bir tanesi. Örneğin bizim düşünürlerimizden Cemil Meriç'in ben çalışma metodolojisine bakmıştım. O da kızıyla birlikte çalışmalarında havuz metodu denilen bir metot kullanıyor. Diyor ki havuza bir şeyleri doldururum, kelimelerimi doldururum ve tortulanmasını beklerim. Tortular ortaya çıktıktan sonra oradaki suyu tekrar alır, yeni, sıfır, tertemiz bir havuza tekrar yazarım. Ve bu 15-20 kez tekrar eder. Artık bu sürecin sonunda benim yazdığım şeylerden herhangi bir kelimeyi yerinden çekemezsiniz ya da başka bir kelimeyi oraya ekleyemezsiniz. Belki bu düşünce adamının biraz daha üst düzey standartlar olması nedeniyle durum farklı ama yani merak ettiğim husus hakikaten bu redaksiyon aşamasındaki üşengeçliğe ilişkin olarak neler yapılabilir? Burada sanırım farklı bir gözden destek almak çok önemli. Seni mümkünse eğer işin başındakiler için tabii ki kıdemli bir gözden. Hani şunu söyleyebilirim. Özel olarak eğer kişisel iletişimimi ilerletebildiğim öğrencilerim varsa bunun aslında en büyük sebebi 50 kişilik, 40 kişilik mesleki İngilizce, sözleşme hukukunun esasları yani Basic Principles of Law ya da işte Contract Law falan gibi sınıflarda böyle 40'a 50'ye karşı ben olabildiğim için oldu. 7-8 sene boyunca. Şimdi bu tabii ki hani kaç kişiye sadece dokunabildin dersen o kadar. Ama bunların işte tek tek redakte etmek aslında yolu bu. Bu ancak yani küçük küçük emekle ondan ki o feedback'i alan da kendini geliştirebilme şansı olsun. Yazıma ilişkin Türkçe hukuki yazım ve İngilizce hukuki yazım arasındaki farklara ilişkin neler söyleyebilirsiniz hocam? Çünkü iki farklı dilde aynı mantıkla bir şeyler kaleme alabilmek çok mümkün değil. Türkçe düşündüğün sürece İngilizce yazamazsın. İngilizce düşünmen lazım. Yani cümleyi ona göre kurgulaman lazım ve şunu düşünmen lazım. Ben bu noktayı koyduğumda kafamda söylemek istediğimi acaba okuyan anlayacak mı? Yani önemli olan bir şeyleri tercüme etmek değil. Anlamın tercüme içinde kaybolma olasılığı bana göre %90'larda ve kayboluyor. Onun için kesinlikle İngilizce düşünerek bir kere yazabilmek lazım. Tercümeyle iş yürümüyor. Hele bu bir hani demin hocanın kitabından alıntı yaptın. Özellikle müvekkillerin işi bakımından bir üçüncü kişiye iş yapıyorsun. Yani aslında büyük bir sorumlusun. Bunu gerçekten vatan borcu kadar kutsal sayıp buna şey yapman lazım. Önem yapman lazım. Bir başkası hak kaybediyor çünkü senin için. Onun için ne yaptığını, ne yazdığını Türkçe düşünerek bilemezsin. Dillerin etkileşim problemini anlamış olmak lazım. Bir dili kullanıyorum demek için de mesleki anlamda hiç tereddüt yok ki ona üst düzeyde vakıf olmak lazım. Aksi takdirde sonuçlar çok farklı çıkabiliyor. Dillerin etkileşim probleminden ne anlamalıyız hocam? Nedir bu? Açabilir miyiz onu? Yani kesinlikle ifadeler farklı. Sözcük seçimleri farklı. Bir kere sistemler farklı. Üsluplar farklı. Yani tamamen örneğin bizde şöyle düşün. Bir kişiye ilk selamlama satırında bir şey, ya da küçük bir şey yazdıktan sonra bir ünlem koysam onu nasıl anlarsın? Dalga mı geçiyor? Bir şey mi söylemeye çalışıyor? Ama bir Amerikalı sana herhangi bir gündelik iş yazışmasında şey dediğinde üstteki selamlama satırını ünlemle bitiriyor. Yani sen bunda şeyde burada anlıyorsun. O benimle dalga geçmiyor. Bana bir şey vurgulamak istemiyor. Mizah yapmıyor. O bunun selamlama tarzı bu. Aklıma gelen çok küçük bir şey hocam buna ilişkin. Yani Avrupa'dan Türkiye'ye gelmiş, burada avukatlık yapmış olan birinin İstanbul'daki tecrübelerine ilişkin bir yazısı vardı. LinkedIn'de denk gelmiştim.
Onun dikkat çekici satırlarından bir tanesi de şuydu. Türkler kendi dillerinde bir şey anlatırken, iş yaparken asla doğrudan size onu söylemezler. Bir şekilde bunu ima ederler. Zannediyorum bu da aslında bu dillerin etkileşim problemi içerisinde değerlendirilmesi gereken bir şey. Yani kendimizi nasıl ifade ediyoruz? Karşılaştırmalı metoda geçebiliriz hocam. Karşılaştırmalı metodu nasıl değerlendiriyoruz? Aynı zamanda siz bunu yazılarınızda yalnızca akademisyenler açısından değil, aynı zamanda avukatlar ve uygulamacılar açısından da değerli olduğunu söylüyorsunuz ki programın başında da bunu ifade ettiniz. Bunlara ilişkin neler söylersiniz? Hiç tereddüt yok ki o en başta da vurguladığımız globalleşme ya da her ne adına söylersen söyle, bir şekilde eğer daha farklı bir insanlar, hizmetler, aklına gelecek her türlü para, sermaye, her şey daha fazla dolaşıyor. Bu da ilişkiyi beraberinde getiriyor. Neden dolaşıyor? Çünkü bu ilişkiler kurulduğu için dolaşıyor. O zaman sen de farklı etkilerde kalan birçok farklı etkiye açık hukuki soru ve sorunlarla karşılaşıyorsun. Yani mesleki faaliyette artık önüne gelen uyuşmazlıkla tabii ilgili olarak karşılaştırmalı hukukun hiçbir zaman bizim işimize yaramadığı söyleminin yeri hiç tereddütsüz yok. Çünkü uluslararası nitelikteki işlerde tabii ki müvekkilin kişisel ihtiyacı, ticari isteklerini dikkate alacaksın ve bu çerçevede ilerleyeceksin ama hukuki altyapıyı hazırlayabilmek ve yaratıcı çözümleri üretebilmek için karşılaştırmalı hukuk araştırma yöntemleriyle üretilmiş bilgiyi kullanmamız gerekiyor. Hocam son olarak Genç Hukukçu'ya Postalar Projesi'nin sahibi bir akademisyen avukat olarak Y ve Z kuşağı meslektaşlarınıza neler tavsiye edersiniz? Bir ahbap olarak söyleyeceğim şey, hayattan hani Ölü Ozanlar Derneği diye bir tane kitap ve film var. Ben filmini daha çok beğenmiştim kitaptan sonra, doğrusunu istersen. Ama oradaki hani Ölü Ozanlar Derneği'ndeki Mr. Keating gibi bir ilham kaynağı çıkacak. Tüm hayata bakışımı, kariyerimin akışını değiştirecek şeklinde bir romantik hikaye beklemesinler bir kere. Kaldı ki, yine bunu bir parantez açıp ekleyeyim. İyi niyetli ve ufuk açıcı olmakla birlikte sizin realitenize uyuşmayan bir yönlendirmenin bazen tehlikeli bile olabileceğini düşünüyorum. Bu benim samimi görüşüm. Anahtar sizde. Siz isteyeceksiniz, siz çabalayacaksınız. Yani kimse size gelip de bak bu anahtar işte böyle açılacak, şöyle kullanılacak diye bunu göstermeyecek. Bu yine aynı bağlamda kendinize olabildiğince dürüst olun diyorum. Yani kendi güçlü ve zayıf yönlerinizi, kendi realitenizi çok iyi analiz edin. Yani aslında hayatın sırrı yok. Bence mesleki başarının da sırrı yok. Sadece belirli, denenmiş gerçekler var. Son sözüm şu olsun yine. Yöntemli şekilde, iyi niyetle çalışın, çaba harcayın. Mesleki hazırlığınızı, güçlü yönlerinizi dikkate alarak yapmaya çalışın. Önünüze çıkan fırsatları bu çabalarla örtüşüyorsa hiç tereddüt etmeden değerlendirin ki ideal senaryo budur. Ancak bunu her koşulda iradenizle yönetemiyorsunuz. Bu bakımdan herkese çalışma gücü ve azminin yanı sıra bol şans diliyorum. Programa katıldığınız için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Furkan Bey, beni davet ettiğiniz için ve bu keyifli sohbet ortamını yarattığınız için ben size teşekkür ediyorum.